atopik dermatit yani egzema. Hocam bu o, özellikle hangi yaş gruplarında e, sık görülüyor? E, Türkiye'de ve dünyada bunun e, durumu nasıl? bunun görüyor olmak uzun vadede çocuklarda ne gibi belirti ve bulgan ortaya çıkmasına yol açar? Yani atopik dermatit niye önemli? Bazen gerçekten çok ciddi bir döküntü olabildiği gibi çok basit hafif de seyir olabiliyor. Ne dersiniz değerli hocam? Atopik dermatit çocukluk çağının, erken çocukluk çağının en sık görülen alerjik hastalığıdır. Atopik dermatit hastaları, hastalığın %80-85'i 5 yaşının altında başlar. Bunların da daha büyük bölümü 2 yaşın altında başlar. Evet. Görülme sıklığı coğrafik bölgeye göre farklılık gösterir. Bizim Türk çocuklarında son zamanlarda bir artış görüyoruz ama genel olarak %2 ila %8 gibi bir sıklıktan bahsedebiliriz. Batı Avrupa'da ve Amerika'da %14 ila %20 gibi bir sıklıktan söz ediyorlar. Oldukça yüksek bir sıklık bu atopik dermatit. Atopik dermatit erken çocukluk çağında ili e, Problem yaratır hastalar için, müthiş bir problem yaratır. İnsanları mutsuz eder, özellikle ağır formlarında müthiş kaşındırır. Yani bunun hatta şöyle denir atopik dermatit için, çocuk uyumaz, kimseyi de uyutmaz. Evet. O, o kadar müthiş ve çocuklar kaşınma ne zaman başlar? Bir çocuk 4-4,5 aylık e, zamanda kaşınma olgunluğuna erişir, kaşınma kapasitesine sağlar. Ve ondan sonra mutlaka kaşınacak bir yolunu bulur çocuk. Örneğin bacakları kaşınıyorsa onları birbirine sürter, sırtını yere sürter, mutlaka kaşınır. Çünkü çok şiddetli bir kaşıntı vardır. Evet hocam. Atopik dermatitte hastalar kronik bir hastalıktır. Geçip geçebilir, geçmeyebilir. Geçip geçmemesini etkileyen aslında üç tane faktör vardır. Bir, geç başlayanlar daha az geçer. Erken çocukluk döneminde başlayanların geçme olasılığı daha, daha yüksek. yüksektir. Hafif vakalar daha çok geçer. Ağır atopik dermatitler daha kalıcıdır. Alerjiyle seyreden atopik dermatitler daha ağır ve daha kalıcıdır. Allergik olmayan tipi daha iyi seyir gösterir atopik dermatitin. Türkiye'de de yüzde 2 ila 8 oldukça iyi bir yüksek bir rakam sayılabilir ve insanları çok mutsuz eder. Kronik bir hastalıktır. Tedaviden çok fayda görür atopik dermatit, çok fayda görür. Ama genellikle tedavi öyle bir şey yapalım ki bu atopik dermatit geçsin bir daha da olmasın. Böyle bir tedavisi yok. Evet, bu çok önemli hocam. Bazen çünkü biz mesela belli kremler öneriyoruz, aşamalı gidiyoruz. Bazen de ee insanlar şöyle bir aileler şöyle bir beklentiye giriyorlar. Ya hocam bunun daha iyi bir tedavisi yok mu? Biz böyle kullanıyoruz. Ne zamana kadar bunu kullanacağız? Çok doğru. Bu hep böyle mi gidecek deniyor. Buyurun hocam. Atopik dermi bütün aslında bu söylediğim bütün alerjik hastalıklar için mesela astım için geçerli. Alerjik nezle için geçerli. Bunların böyle öyle bir şey yapalım ki verelim geçsin bir daha olmasın. Böyle bir tedavi şekli yok ama alerjik hastalıklar tedavi bakımından en yüz güldürücü hastalıklardandır. Tedaviye müthiş iyi yanıt verirler. Atopik dermatit. Batı Avrupa'da yapılan bir çalışmaya göre hasta ailelerin en çok doktor değiştirdiği hastalık böylece ve aynı zamanda alternatif tede, kanıtlanmamış alternatif tedavi yöntemlerine en çok başvurdukları hastalık. Bu birazcık denize düşen yılan'a sarılır evet. hesabı. Tabi bunun da Sömürülmesi kaçınılmaz böyle bir durumun yani çeşitli şekillerde sömürülmesi de kaçınılmaz bu durumda yalan yanlış bir sürü tedavilere yol açıyor ama atopik dermatit tanısı kolay tedavisinde izlenecek basamaklarda çok belirlidir. Çok nadiren tedaviye yanıt almakta zorlandığımız hastalar olur. Evet, hocam şimdi gerçekten bir cinsiyet farklılığı gösteriyor mu hocam erkek kız arasında bir fark var değil mi? Hafif bir fark vardır. Diğer alerjik hastalıklardan farklı. Örneğin astım erken çocukluk çağında kızlarda çoktur ama atopik dermatitte böyle şey yanlış söyledim erkeklerde <laughs> çoktur kızlarda azdır. Büyüdükçe bu fark kapanır. Atopik dermatit bakımından fark daha hafiftir. Evet.